Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Pötürge Kaymakamı'nın makam aracı kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Pötürge Karayolu Tepehan yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya merkezden ilçeye giden Pötürge Kaymakamı Erkan Savar'ın makam aracı ile Sincik istikametinden gelen Mehmet Demirhan yönetimindeki 44FK713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Mehmet Önallı, Derviş Özacar olay yerinde hayatını kaybederken, Hacı Demirhan, Mehmet Demirhan, Derviş Akköse ile Kaymakam Erkan Savar şoförü Ali Aka ile ismi öğrenilemeyen koruması yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazaya karışan otomobildekilerin Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir taziyeye geldikleri ve dönüş için Malatya Havaalanı'na gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Kaza haberinin ardından Kaymakam Erkan Savar'ın kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık doktorlardan bilgi aldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalık, Kaymakam Savar'ın durumunun iyi olduğunu belirterek kazada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi. Ama iki aracın çarpışması neticesinde Pötürge Kaymakamımız şoförü ve koruması yaralı vaziyette. Allah'a hamdolsun kaymakamımız, korumamız ve şoförümüz de hayati bir tehlike görünmüyor. Ama diğer 5 kişiyi taşıyan araçta 2 vatandaşımız vefat etmiş, 3 vatandaşımız da devlet hastanesinde. Şimdi onları ziyarete geçiyoruz. Çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Trafik kazasının geçmiş olduğu bütün hemşerilerimiz şu an buradalar. Hepimizin hassasiyet göstermesi gerekir. Yollarımız farklı şartları, hepimiz hassasiyet göstermemiz lazım. Ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da telefonla arayarak Kaymakam Savar'la görüştüğünü ifade eden Çalık, kazada 2 kişinin öldüğünü, aralarında Kaymakam Savar'ın da bulunduğu 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Kaymakamımız da maşallah hem şuurlu bilinci yerinde, hayat tehlikesi yok. İçişleri Bakanı da Sayın Süleyman Soylu da, şimdi Sayın Kaymakamımızla da görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben de bütün arkadaşlarımız adına tekrardan Sayın Başbakanımız adına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay da Turgut Özal Tıp Merkezi'ne Kaymakam Savar'la birlikte toplam 3 yaralının geldiğini belirterek yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi. Bizim acil servisimizde 3 tane hastamız var, 3 yaralımız var. Bir Pötürge kaymakamımız. Kaymakamımızın durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Filmleri çekildi, ultrason yapıldı, genel değerlendirilmesi yapıldı. Kolunda bir hassasiyet var. Onu şimdi detaylı incelemeye gidiyoruz. Ama çok şükür önemli bir problemi yok gibi görünüyor. Bu iki hastamızdan birinin durumu biraz ağır. Kafa tabanı kırığı var. Entübe. Onu şimdi yoğun bakıma alacağız. Pötürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ise hastaneye gelerek yaralılara geçmiş olsun dedi. Kaymakam Bey bu taraftan girerken Kaymakam Bey'in aracı diğer araç Sincik istikamet, Sincik'ten gelip Tepehan Nemrut istikametinden gelirken orada kafa kafaya çarpışırlar. Karşı araçta 5 kişi var. İkisi oluyor, eksi oluyor, ölüyor. Ve diğer arkadaşlarımız yaralı. Bizim araçta da Kaymakam Bey, koruması ve şoförü hafif yaralılar. Öte yandan Vali Mustafa Toprak da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan Kaymakam Erkan Savar'la diğer yaralıları ziyaret etti. Gençlerin gözüyle yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasadaki değişiklikler sempozyumu illerden gelen 500 genç ile yapıldı. Sempozyuma Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi katıldı.
ve saygılar konuklarımıza. Salonumuzun arka tarafı... 81 ilden 500 gencin katıldığı Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasadaki Değişiklikler Sempozyumu'na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin yanı sıra Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yasin Aktay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'le çok sayıda davetle katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptı. Çakır, 4 ay önce organizasyonu planladıklarını ve 5000 gencin programa katılmak için başvuruda bulunduğunu söyledi. Evet, Sayın Adalet Bakanım, Sayın Gümrük Ticaret Bakanım, evet, AK Parti'mizin genel sekreteri, genel başkan yardımcım, genel başkan yardımcılarım, milletvekillerimiz, evet, ilimizin değerli protokolü, belediye başkanlarım, evet, sevgili gençler, öncelikle sizleri Malatya'da ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Evet, gençlerimizin büyük çoğunluğunun ilk defa Malatya'ya geldiğini biliyorum. Dolayısıyla aslında Malatya'mızın bu kısa süre içerisinde mutlaka sizlerin kısa da olsa bir gezdirerek Malatya'mızı tanıtmayı da arzu ediyoruz. Tabii Malatya'mız bölgenin önemli illerinden bir tanesi. Malatya'ya baktığımız zaman tarihine de 9000 yılları bulan izleri, medeniyet izlerini burada bulabilirsiniz. Urartulardan, Hititlerden, Asurlulardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış bu kadim topraklarda, şehirde bu güzel nezih topluluğu ağırlamaktan ben bütün Malatya adına da bir kez daha memnuniyetimi belirtiyorum. Tabii Malatya'nın kayısısı meşhur. Malatya deyince kayısı. Ama bir yandan da yetiştirmiş olduğu çok değerler vardır. Turgut Özal gibi Cumhurbaşkanımız, yine İsmet İnönü Cumhurbaşkanımız gibi Somuncu Baba'dan Niyazi Mısır'a, Saadettin Konevi'ye gerçekten bu toprakların böyle bir özelliği var. Dolayısıyla bu düzenlediğimiz sempozyuma da gerçekten ev sahipliği yapma noktasında da baktığımız zaman ben eğitime, okumaya, araştırmaya, yargılamaya, sorgulamaya bir nabzet şehrinde bu toplantıyı yapmamızın çok anlamlı olduğunu inanıyorum. Dolayısıyla sizler de Malatya'yı tanıdıkça da buna inşallah şahitlik edeceksiniz. Tabii gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bunları bu salondaki başta çok bu sempozyumumuza katılan çok değerli uzmanlarımız var. Çok değerli konuklarımız var. Ama bir o kadar da ülkemizin hemen bütün şehirlerinden çok değerli katılımcılar var. Bu organizasyonu 4 ay önce ilan ettik ve 5000 gencimiz müracaat etti. 5000 gencimizin içerisinden 500 tane gencimizi ancak ağırlayabildik. Gönül isterdik aslında 5000 gencimizi de burada ağırlamak isterdik. Çünkü müracaat eden bütün gençlerimizin de ben ülkenin geleceğine dair bir sorumluluk hisseden, ben de varım diyen bu gençlerin olması bizleri ümitlendirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise 16 Nisan referandumu bir seçim değil, bir parti yarışı değil, yeni Türkiye'nin kuruluşunun mücadelesidir. Buradan AK Partili ve MHP'li kardeşlerimize olduğu kadar CHP'ye ve HDP'ye oy vermiş kardeşlerimize de sesleniyorum. Bizler genel seçim yapmıyoruz, milli iradenin tam anlamıyla tecelli edeceği bir sistemi oyluyoruz dedi. Bir seçim sadece bir partinin seçimi değil, bir partinin seçimi asla değil. Bir parti yarışı hiç değil ve bu 16 Nisan'da yapacağımız halk oylaması yeni Türkiye'nin kuruluşunun mücadelesidir. Buradan AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, HDP'ye
oy vermiş bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Biz yeni Türkiye inşa etmek için bu sisteme ihtiyacımız var ve bu sistemle birlikte yol almak istiyoruz. Biz 16 Nisan'da hükümete değil, Türkiye'nin geleceğini sizlerle birlikte oylayacağız. Ve 16 Nisan halk oylaması ülkemizin bekası için, çocuklarımız için, sancağımızın istiklali için, vatanımızın istikbali için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, yaşlılarımız, engellilerimiz, şehitlerimiz, onların emanetleri, gazilerimiz için ve 7'den 70'e 80 milyonluk Türkiye'miz için biz bunu istiyoruz. Ve Başbakanımızın cümleleriyle diyor ki, Erdoğan için değil, her doğan için bu sistem gerekli diyor. Vali Mustafa Toprak ise Türkiye'nin aydınlık yarınlarının emanet edileceği gençlerin önüne çıkacağı fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Sayın Bakanlarım, Adalet Bakanımız, Gümrük ve Ticaret Bakanımız, değerli Genel Sekreterimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, değerli milletvekillerimiz, ilimizin ve il dışından gelen bakanlıklarımızın değerli temsilcileri, değerli konuklar, değerli gençlerimiz, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle sayın bakanlarımıza böylesi önemli bir konuda ilimizde düzenlenen sempozyuma teşriflerinden dolayı ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bu vesileyle de hakikaten Büyükşehir Belediye Başkanımızı da kutlamak istiyorum. Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. 81 ilden 500 gencimizin böylesi önemli bir konuda geleceğimizin şekilleneceği, insanlarımızın gelecekten ümitlerinin daha fazla yeşerebileceği ve istikrarın, güzelliklerin yaşanabileceği konuda müzakerelerin yapıldığı, kararların verilebileceği bir ortamda böylesi güzelliklerin yaşanmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm çalışma ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Şüphesiz ki güçlü Türkiye ve aydınlık yarınlarımızın emanet edileceği, siz değerli gençlerimizin önüne çıkan fırsatların iyi bir şekilde de değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda sizlerin 81 ilden bu kadim kente, Battal Gazi'nin memleketine teşriflerinizle burada çok okuyan, müzakere eden, güvenin ve birleştiriciliğin merkezi Malatya'dan bu sesin tüm Türkiye'mize, insanlarımıza, milletimize hep birlikte buradan bu fikirlerin ortaya çıkarılacak bir şekilde aktarılması önemlidir diye düşünüyorum. Bir taraftan Malatya'nın değerleri, bir taraftan tüm illerimizin, ülkemizin ve gençlerimizin değerleriyle birlikte burada bunun müzakere edilmesi çok önemlidir diye düşünüyorum. Ben tekrar bu sempozyumun ilimize, ülkemize, milletimize ve anayasa değişikliğinin hakikaten istikrara, ülkemizin geleceği için, devletimiz için, milletimiz için, bayrağımız için, vatanımız için ve 15 Temmuz gibi ihanet girişimlerinin ve ondan önce ülkemizin girmiş olduğu darboğazların ortadan kaldırılması noktasında burada sizlerin müzakeresiyle ve siz kendine güvenen ve geleceğe olumlu bir şekilde tüm değerlerimizle değerlenen, ülkesini, milletini önemseyen gençlerimizin çok iyi bir şekilde burada müzakere edebileceğinize ve edeceğinize inanıyorum. İlimizde bulunduğunuz süre içerisinde güzel vakit geçirmenizi diliyorum. Sempozyumun hayırlı ve uğurlu olması vesilesiyle siyasetçilerimize, akademisyenlerimize, tüm bilim insanlarımıza, konuklarımıza, gençlerimize ve herkese hazırına ve öncelikle de sayın bakanlarımıza teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyor, iyi günler diliyorum efendim, sağ olun. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi de anayasa değişikliğinin birçok önemli unsurlar içerdiğini belirterek en önemli değişikliklerden bir tanesi de gençlerin önünün açılmasıdır diyen Bakan Tüfekçi sözlerini şeytan taşlamaktan Kabe'yi tavaf etmeye fırsat bulamadık cümleleriyle tamamladı. Millet yine Türkiye'nin geleceği noktasında Türkiye'nin önünü açacak ve burada inanıyorum ki burada da en önemli aktörler siz gençler olacaksınız. Bu anayasa değişikliği elbette ki çok önemli unsurlar içeriyor. Ama o unsurların içerisinde en önemli değişikliklerden birisi de gençlerin önünü açma noktasındaki değişiklik. Buradaki oturumlardan sonra ortaya çıkacak tabloda
Her gittiğiniz illerde buradan aldığınız bilgilerle umuyorum ki her bir kardeşimiz o ilde kapı kapı ve gençlerle birlikte bu anayasa değişikliğinin neler getirdiğini çok daha rahat bir şekilde anlatmış olacak. Biz görevde bulunduğumuz süre içerisinde habire vesayet odaklarıyla uğraştık. Habire onların bizim önümüze çıkarttıkları engelleri aşmaya çalıştık. Deyim yerindeyse şeytan taşlamaktan Kabe'yi tavaf etmeye fırsat bulamadık. Ama buna rağmen güçlü bir lidere sahip olmamız, uyumlu bir hükümete sahip olmamız ve milletin bağrında çıkan bir hükümet olarak, gücünü milletten alan bir hükümet olarak bu vasiyet odaklarına dimdik durarak Allah'a hamdolsun ülkeyi bugünlere getirdik. Ama bu sistemi değiştirmediğimiz sürece her zaman bu engellerle bu millet karşılaşmamalı. Enerjisini buralarda tüketmemeli. Enerjisini daha çok refaha, daha çok kalkınmaya, insanlığın mutluluğuna harcamalı. Sistemin çıkardığı arızaları tamir etmekle gününü harcamamalı. Sempozyuma katılmak için Malatya'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Bozdağ, Almanya'nın iptal ettiği toplantı ile ilgili konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasadaki Değişiklikleri Sempozyumuna katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde iptal edilen program ile ilgili konuştu. Avrupa gezisi sırasında Türk toplumu ile buluşmak üzere Almanya'ya geçeceği sırada programın iptal edildiğini öğrendiğini belirten Bakan Bozdağ, zira bölgede yaşayan Türk toplumunun oluşturduğu organizasyon heyeti belediyeye toplantı için bildirimde bulunmuş. Toplantıya saatler kala belediye otopark yetersizliği gibi sudan bir bahane ile buluşmayı engelleyen bir kararı almıştır, dedi. İki gündür yurt dışındaydım. Önce Strasbourg'a gittim. Strasbourg'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Yartland'la verimli bir görüşmemiz oldu. Arkasından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde hitap yaptım ve komite üyelerinin sorularını cevaplandırdım. Başarılı, verimli bir toplantı oldu. Daha sonra Türk toplumuyla bir arada bulunduk. Üç ayrı yerde Türk toplumuna hitap etme, onlarla hasbihal etme, dertleşme fırsatı bulduk. Arkasından da dün itibariyle Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Karlsruhe Gaggenau şehrinde bölgede yaşayan Türk toplumuyla buluşmak üzere hareket edecektik. Zira bölgede yaşayan Türk toplumu temsilcilerinin oluşturduğu organizasyon heyeti Gaggenau Belediyesi'ne toplantı için bildirimde bulunmuş pazartesi günü. Yani 27 Şubat. Yer tutulmuş, gerekli hazırlıklar yapılmış, hatta perşembeden bir gün önce çarşamba günü belediye yetkilisi, polis ve organizasyon adına temsilciler ortak bir tutanağa da imza atmışlar. Toplantının nerede olacağı, kim konuşacak, kaç kişi katılacak, hangi saatler arasında olacak, bedeli ne olacak, bir olumsuzluk olursa sorumluluk kime ait olacak, bütün bunları değerlendiren de bir tutanak imzalanmış. Ama maalesef toplantıya saatler kala bütün bunları yapan belediye otopark yetersizliği gibi sudan bir bahaneyle Türk toplumuyla buluşmamızı engelleyen bir karar aldı. Peki ben soruyorum, o salon yetmiyordu da pazartesinden beri neden gereken uyarıları yapmadınız?
Türk toplumunun çağırdığı bir hatibin kendisini demokratik bir ülkede özgürce ifade etme hakkı olduğunu, bunun da hem Almanya Anayasası hem de Türkiye ve Almanya'nın da taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle de teminat altına alındığını belirten Bakan Bozda, teröristlerin her türlü ifade hürriyeti özgürlüğünün Almanya'da var olduğunu söyledi. Türk toplumunun ve onların çağırdığı bir hatibin kendisini demokratik bir ülkede özgürce ifade edebilme hakkı vardır. Bu hak hem Alman anayasasıyla hem de Türkiye'nin ve Almanya'nın taraf olduğu insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmıştır. Ama ne oldu? İfade hürriyeti engellendi. Ya hani siz demokrattınız? Hani siz insan hakları dediğiniz zaman onu başınızın üstünde taşıyordunuz? Hani siz ifade hürriyeti diye her gün Türkiye'yi suçluyorsunuz, ifade hürriyetine saygı duyun diyorsunuz? Peki bu yaptığınız demokrasinin hangi kuralına uyar? Teröristlerin her türlü ifade hürriyeti Almanya'da vardır. PKK terör örgütü üyeleri, Fethullahçı terör örgütü üyeleri, DHKPC terör örgütü üyeleri, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuş. Bakan Bozdağ, biz Berlin Duvarı'nın yıkılalı çok olduğunu biliyorduk ama görüyoruz ki Almanya'da hala bazı zihinlerde ideolojik Berlin duvarları var, yeniden inşa ediliyor. İslamofobi, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık büyüyen büyük hastalıklardır dedi. Biz Berlin Duvarı yıkılalı çok oldu diyorduk ama görüyoruz ki Almanya'da hala bazı zihinlerde ideolojik Berlin duvarları var, yenileri de inşa ediliyor. İslamofobia, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık büyüyen büyük hastalıklardır. Bu Avrupa Birliği'nin de Avrupa Konseyi'nin de üzerinde yükseldiği değerlerin reddi inkarı anlamına gelir. Bugün Almanya'da Avrupa'nın pek çok yerinde yükselen değer olarak görülen ırkçılık, ayrımcılık, İslamofobia, yabancı düşmanlığı bütün demokratik değerlerin düşmanıdır. Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletin yargısıdır, görevini anayasa ve kanunlara uygun, vicdani bir kanaatle yerine getirir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Adalet Bakanı'nın ifade hakkı yok mu? Teröristlerin ifade hakkı var, onun hürriyeti var, onlara ifade hakkı verilmediği zaman bütün insan haklarına ilişkin örgütler, uluslararası raportörler, herkes açıklama yapıyor. Peki şimdi var mı konuşan? Yok. O zaman mesele ne? İfade hürriyeti değil demek ki. Başka şeyler var işin arkasında. Ama her ne olursa olsun Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye'de yargı bağımsızdır. Milletin yargısıdır. Görevini de anayasa ve kanunlara uygun vicdani bir kanaatle yerine getirir. Türkiye'ye gelince yargı bağımsız değil. Kusura bakmayın. Türk yargısı Alman yargısından daha bağımsız, daha tarafsız bir yargıdır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Malatya ziyareti sırasında Adalet Sarayı'nı da gezdi. Bakan Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi eşlik etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 81 ilden gençlerin katılımıyla düzenlenen Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumuna katılmak için Malatya'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malatya Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi adliye girişinde Malatya Cumhuriyet Başsavcı vekilleri karşıladı. Adliyede yaklaşık 40 dakika kalan bakanlar daha sonra adliyeden ayrıldı.
Sayın Başsavcım. Memursen Genel Merkezi tarafından 81 ille düzenlenmesi planlanan Memursen'e davet, tercih evet konferansı son olarak Malatya'da yapıldı. Buna mukabil 16 Nisan referandumunda evet oyu kullanacağını açıklayan Memursen tarafından 81 ilde düzenlenmesi planlanan Memursen'e davet tercih evet konferansı son olarak Malatya'da yapıldı. Konferansa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Öznur Çalık, Memursen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Kültür Memursen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Büro Memursen Genel Başkan Yardımcısı Fehim Bingöl, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Memursen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve sendika üyeleri katıldı. Konferansta konuşan Memursen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini önleme sırasında gösterdikleri duruşu 16 Nisan'da taçlandırmak için referandumda evet oyu kullanacaklarını söyledi. Memursen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ise 16 Nisan'daki referandumda evet demek için bir araya geldiklerini belirtti. Evet demek için bir araya toplandı. Evet, biz bugün bir çağrıda bulunmak için Türkiye'nin en büyük emek örgütü olarak, en büyük konfederasyon olarak burada bir arada bulunuyoruz. Direnişin yoğurduğu mazimizden aldığımız güvenle yeni ufuklara yol almak için saflarımızı daha da sıkılaştırdık. Ufkumuz yeniden büyük bir dünya, güçlü bir ümmet ve adil bir dünya. O kara kışlarda dahi bu idealimizden hiç vazgeçmedik. 28 Şubat'ın zemherisinde baharın muştusu oldu. Yalancı bahar oluşturmak için 27 Nisan'da okunan ev bildirilere karşı hakiki baharın şiirini okudu. Ve 15 Temmuz gecesinde bağımsızlığımız için tankların önünde durdu. O gece o meydanda bu toprakların mümin yürekli insanları vardı ve Allah'ın izniyle bu mümin yürekli insanların elleriyle yeni Türkiye inşa ediliyor ve inşa edilmeye devam edilecek. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük hizmetler yaptığını söyleyerek, ülkenin büyümesi, gelişmesi ve özgürlükler anlamında daha çok kazanç elde edebilmesi için ve bu referandumda çok güçlü bir evet çıkması lazım ifadelerini kullandı. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkede 15 yılda yapmış olduklarını hepimiz çok yakinen gördük. Ve bu görmüş olduğumuz ülkenin büyümesi, gelişmesi, özgürlükler anlamındaki kazanımları ve bundan sonraki süreçte de bu ülkenin büyümesi için yapılması gereken önündeki engellerin kaldırılması için ve ülkenin hedeflerine ulaşabilmesi için bu referandumda çok güçlü bir evet ihtiyacımız var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Öznur Çalık ise bu ülkede 100 yıl önce kurulan parlamenter sistem bugüne kadar çok ağır aksak işleyerek geldi. Parlamenter sistem o gün yeni alınan 0 kilometre bir arabaydı. 100 yıl boyunca bu arabayı birçok kez kaza ve darbe yaptırıldı ve bu araba artık hurda haline geldi diyerek anayasa değişikliğini anlattı. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'ten itibaren 94 yıldır ayakta duruyor ve durmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak. Bu vatan sevdası, bu millet sevdası olduğu sürece hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Evet, 1923 dedik. Öncesine birazcık gittiğimizde 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı ve ondan önceki Çanakkale Savaşı. Vermiş olduğumuz mücadele, o gün vatan derdiyle, millet derdiyle dertlenen ve toprağa düşen şehitlerimiz. Üzerinden geçen 100 yıllık bir mesafe ve 100 yıl önce başlayan parlamenter sistem bugüne çok ağır aksak işleyerek geldi. Ve şöyle düşünelim, parlamenter sistem o gün yeni alınan bir arabaydı. 0 kilometre bir araba. Bir sistem uygulanmaya başlanmıştı. Ve o sistem ki normalde düzgün işlese, gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da parlamenter sistemin işleyişine baktığınızda problemsiz gider. 170 yıl bizden öteye hükümetlerin gitmesi gerekirdi. Ama maalesef parlamenter sistemin
yaşatmış olduğu arızalar ya da vesayetlerin yaşatmış olduğu arızalar 65 tane hükümete bu milleti mahkum etti. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Samsat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'daki depremzedelerin yüzüstü bırakıldığını söyledi. Adıyaman Samsat'ta meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından gözler Doğu Anadolu fay hattına çevrildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yaptığı yazılı açıklama ile hem Adıyamanlılara geçmiş olsun dedi, hem de 2015 yılında Malatya Hekimhanı'nda yaşanan depremi hatırlattı. Ağbaba, Adıyaman'da can kaybının olmaması tek tesellimiz. Bölgenin tamamında hissedilen deprem, Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha yüzümüze vurdu sözleriyle başladı. Yazılı açıklamasını 29 Kasım 2015'te Hekimhan ve Kuluncak'ta meydana gelen depremle devam ettirdi. Ağbaba, 29 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen depremde çok sayıda binada ağır hasar meydana gelmiştir. Hekimhan ilçesinde 1155, Kuluncak ilçesinde ise 168 konutun hasar gördüğü depremin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen hala depremzedelere yardım yapılmaması kabul edilemez dedi. Veli Ağbaba, çıkardıkları yasalar nedeniyle depremde zarar gören 1323 konuttan ancak 10-15 tanesine yardım yapılabiliyor. Hak sahiplerinin kendisine ve eşine ait il sınırları içerisinde ikinci bir konutunun olması ve deprem sigortası yapılmadığı gerekçesiyle yardım yapılmıyor. Vatandaşlar aylardır yardım vaatleriyle oyalanıyor, Hekimhan ve Kuluncak'a giden AKP'liler tarafından kandırılıyor ifadelerini kullandı. Perşembe günü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan ve çevrelilerden de hissedilen 5.5 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Perşembe günü 14.07 sıralarında merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Malatya başta olmak üzere 11 ilde hissedildi. Adıyaman'da yaşanan depremin ardından Samsat ilçesinin Akdamar köyünde 30, Gülpınar, Göltarlı ve Ovacık köylerinde ise toplam 150 evde yıkım ve hasar meydana geldi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Türk Kızılay'ı da harekete geçti. Bölgeye Kızılay'a bağlı çevre illerden birçok ekip sevk edildi. Kızılay Malatya Şubesi de depremin hemen ardından Adıyaman Samsat'a giderek vatandaşın yanında oldu. Şube Başkanı Umut Yalçın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri sabahın ilk ışıklarına kadar depremzedelerin konaklamaları için hazırlanan çadırları kurdular. Yaklaşık 8 bin kişinin etkilendiği deprem sonrasında Adıyamanlılara Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından 125 adet konaklama çadırı, 2 adet maksat çadırı, 375 adet battaniye, 25 adet aile mutfak seti, 85 adet ısıtıcı, 215 adet yatak, beslenme ekipmanı, 1 adet ışık kulesi sevk edildi. Deprem tahminleriyle adından söz ettiren Kadir Sütçü, Adıyaman depremini beklediğini ve bunu sosyal medya hesabından duyurduğunu belirtti. Deprem tahminiyle ilgili 3 kitap yazan Kadir Sütçü, merkez üssü Adıyaman Samsat olan depremi de bildi. Aralık ayında Malatya'da yaşanan deprem fırtınalarından dolayı bu bölgeye dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılarının bulunduğunu belirten Sütçü, Afrika'da meydana gelen depremlerle Türkiye yakın ilişki içindedir. Biz Malatya ve çevresinde bir deprem bekliyorduk. Bu deprem korkuya sebebiyet vermiş olabilir belki ama büyük deprem riski taşıdığı söylenemez dedi.
2 Mart tarihi için saat 12.40'da Türkiye'de bir deprem olacağı tahmininde bulunduk ve bunu da paylaştık diyen Sütçü, depremlerin yağış durumuyla da bağlantılı olduğunu belirterek, yağış az ise depremde az olur, yağış çok ise deprem olasılığı da yüksek olur ifadelerini kullandı. Atatürk'e sarhoş dediği için AK Parti'den ihraç edilen meclis üyesine Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan da cevap geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki hesabından 94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti paylaşımını yapan AK Parti Akçadağ Meclis Üyesi Cumali Doğan, önceki gün partiden ihraç edildi. Meclis Üyesi Cumali Doğan'a sadece Malatya'dan değil, Türkiye genelinden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Teşkilatı tarafından eleştirilen Doğan'ı son olarak Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan dümbelek diyerek eleştirdi. Yazar Hakan, bugünkü köşe yazısında Atatürk'e sarhoş demiş dümbelek. Teki başlığıyla AK Parti Akçadağ Meclis Üyesi Cumali Doğan'a sert sözler sarf etti. İşte Ahmet Hakan'ın Doğan için yazdıkları. İsmi lazım değil, Malatya'da AK Partili bir belediye meclis üyesi Atatürk'e sarhoş diyerek dil uzatmaya kalkışmış. Bu dümbelek ve bu dümbelek gibilerin temel sorunu şudur. Atatürk'e vatanı sattı diyemedikleri için, bindi gitti İngiliz'in gemisine diyemedikleri için, mandacılık yaptı diyemedikleri için, hainlik etti diyemedikleri için, sarhoş diyorlar, diyebiliyorlar. Atatürk işte bu yüzden de çok ama çok büyük bir adam. Bilsem tarafından her yıl yapılan Ebru Atölyesi'nin çalışmaları sona erdi. Öğrenciler 16 haftalık çalışmalarını sergileyerek sezonu kapattılar. Bilsam Kurtuba Akademi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan atölyelerden biri olan Ebru Atölyesi 16 haftalık çalışma sonrası sona erdi. Eğitimci ve Ebru sanatçısı Tahsin Bozdağ tarafından yürütülen atölyede akkase, battal, gelgit, şal, taraklı ve filografi çeşidi Ebru çalışmaları yapıldı. Atölyede eğitim gören öğrenciler yaptıkları çalışmaları Bilsam merkezde düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sundu. Serginin açılışını Bilsam Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Gezer yaptı. Evet, yaklaşık 4 aydır Ebru atölyemiz devam ediyor. Tahsin Hocam'ın yöneticiliğinden devam eden bir sanat atölyesinin bugün dönem sonu projesinin programı için bir aradayız. Burada mütevazi boyutlarda güzel bir sergimiz var. Ortalama 15-20 kişilik bir ekiple 4 aydır, 16 haftadır süren bir çalışma yürütüyor Tahsin Hocam bir ekibiyle birlikte. Ve burada 4 ay boyunca yapılan Ebru çalışmalarını burada sergide birazdan göreceğiz. Ebru bildiğiniz gibi bizim hat gibi, tesip gibi geleneksel sanatlarımızdan birisi ve son yıllarda da Ebru'ya ilgi gittikçe artıyor. Bunu görmek de ayrıca memnuniyet verici. Eğer bir ülkede sanat, bilim ne kadar çok gelişirse, insanımız, gençlerimiz, çocuklarımız ne kadar çok sanatla, bilimle uğraşlara gelirse ülkemizin geleceği de o oranda daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Biz de Bilsam olarak her fırsatta sanata yönelik, kültüre yönelik, bilime yönelik atölyeler açıyoruz. Bu sene 60'ın üzerinde atölye çalışmamız vardı. Bunlardan bir tanesi Ebru Atölyesi'ydi. Sanat alanında, sosyal bilimler alanında, İslam ilimler alanında, kültür, sanat, yazarlık okulu alanında çok sayıda atölyelerimiz vardı. Bu atölyelerimiz ortalama 4 aydır devam ediyor ve Mayıs'a kadar da devam edecek ve biten her biten atölyemiz burada olduğu gibi bir dönem sonu projesiyle sonlanıyor. Bu dönem sonu projeleri içerisinde sergiler oluyor, paneller, konferanslar oluyor, kitap, dergi yayınları oluyor. Değişik faaliyetler, geziler olabiliyor. Ve bunlardan bir tanesi de Ebru Atölyesi'ydi. Ebru Atölyemizin dönem sonu çalışması için bir aradayız. Ve sürdürülen çalışmaların sonucunda bugün dönem sonu projesi olarak güzel bir sergimiz var. Şimdi onu açacağız. Emeği geçen arkadaşlar, özellikle başta Tahsin Hocam olmak üzere emek veren gençlerimize, insanlarımıza, genç kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel eserler görüyoruz. Bu çalışmaların bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu atölye çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğiz. Ben tekrar katılımcılara teşekkür ediyorum. Özellikle emek verenleri ve Tahsin Hocamı kutluyorum. Teşekkürler. Allah hayırlı uğur versin. Ben
Bu yaptığım çalışmadaki Bayrağın dizisini izliyordum. Çok seviyordum ve ben dedim ki bir gün böyle bir şey yapabilirim dedim ve bu sanata başladım. Ondan sonra bu sanata başladıktan sonra da aklıma bu geldi ve bunu yaptım. Bilsam Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde açılan Ebru sergisi 3-5 Mart arası ziyaretçileri ağırlayacak. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hocam ben size bir doğru fotoğraf çekeceğim. Balıkesir spor maçı hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatya sporlu futbolcular idman öncesi önemli açıklamalar yaptılar. Evkur Yeni Malatya Spor'un defans oyuncusu Osman Fırat ve orta saha oyuncusu Murat Yıldırım takımın şampiyonluk şansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir Spor maçının hazırlıklarına devam eden oyuncular şampiyonluğa kilitlendiler. Birinci ligde şampiyonluk yaşadığını, bir şampiyonluk daha yaşamak istediğini belirten Osman Fırat, netice itibariyle ligde lider durumdayız. Önümüzde kritik 12 müsabaka bulunuyor ve her maç final maçı. Balıkesir Spor maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor dedi. Vallahi şu an tabii lideriz neticede. Sezon bittiği zaman, bu şekilde olduğu zaman şampiyonuz zaten otomatik. Ama tabii önümüzde 12 tane kritik maçımız var. Her maç final maçı. Hem iyi oynuyoruz hem kazanıyoruz. Hani önemli olan bu. Yani bu saatten sonra da çok fazla iyi oynamak önemli değil ama önemli olan neticede galip gelmek. İyi gidişatımız var, iyi yoldayız. İnşallah Allah'ın izniyle sezon sonu bu mutlu sona ulaşacağız. Ya tabii benim için mutluluk verici bir şey. Neticede burası benim memleketim yani. Hani çok fazla belki forma şansı bulamadım, oynayamadım. Ama biz tabii profesyonel futbolcuyuz. Neticede çıkıp işimizi yapacağız. Ama tabii bu kendi memleketimin şampiyon olması bizim için en büyük hediye yani bizlere. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz ve bundan dolayı çok mutlu olurum ve dediğin gibi tarihe geçerim inşallah. Çok önemli bir maç. Onlar da bir çıkıştalar. Bizim de zaten hedefimiz belli. Çok zor bir maç olacak ama biz iyi şekilde çalışıp o maça zaten iyi şekilde hazırlanıyoruz. O maçtan da inşallah Allah'ın izniyle istediğimiz neticeyi alıp döneceğiz diye düşünüyorum. Altın Ordu maçında ilk kez 11'de sahaya çıkmasına rağmen bir gol atıp iyi bir performans sergileyen Murat Yıldırım da şampiyon olacaklarına inandığını belirtti. Malatya Spor'un büyük bir taraftarı olduğunu belirten Yıldırım, onlara kendisini göstermek için mücadele ettiğini belirterek, iyi top oynayıp büyük Malatya Spor taraftarına kendimi göstermeyi istiyorum. Takım içerisinde iyi bir hava, arkadaşlık ve uyum var. Bu uyum böyle devam ettikçe performansımız hız kesmeden daha güçlü şekilde sürecektir dedi. Yani senin ilk 11 maçımdı. Daha sonra iki maçtan sonradan girdim. Sağ olsun hocam şans verdi, güvendi. Ben de bu güveni boşa çıkarmadığıma inanıyorum. Güzel bir maç oldu. Hem takım adına hem benim adıma iyi mücadele ettik. İnandık kazanmak için. Ve nitekim de kazandık. 2-0'la net bir skorla kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Seri yakaladık. 3 maç kazandık. İnşallah bir seri daha yakalarsak böyle 3 maç üst üste çok kolay şekilde şampiyon oluruz. Ya, performansla ilgili zaten ben mücadele eden bir futbolcuyum. İşte onun yanında da işte iyi oyunla büyük Malatya Spor taraftarlarına yani kendimi göstermeyi istiyorum. İnşallah böyle devam eder. Yani ben de inanıyorum. İyi bir ortam var, iyi bir arkadaşlık var. Ya bunlar da olursa yani iyi bir performansı olacağıma inanıyorum. Balıkesir maçı dediğiniz gibi çok önemli. Yani çok işte herhalde Caner de cezalı. Birkaç tane de sakat arkadaşlarımız var. Ama olsun yani yapacak bir şey yok. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Onun yanında da başka arkadaşlarımız var. Şans bekleyen ve oynamak isteyen. Sonuçta iyi bir takımda oynayacaklar onlar da. Onlar da bu takımın oyuncuları. Ben diğer arkadaşlarıma inanıyorum. Ve onlar da iyi performans koyup inşallah bu Balıkesir maçını galip geleceğiz. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Mutlu hafta sonları, iyi akşamlar.